şair dostumuz, konuğumuz var. Samsun'dan geliyor. Bezir Köprü'den. Hatice Tarkan Doğanay yeni kitabı Siyah Ceketli Kadınlar 2020 Hısibe Ayten şiir ödüllere sahip. Önce kitabı gösterelim. Sonra da şair konuğumuza hoş geldin diyelim. Hatice Tarkan Doğanay yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, Nasılsınız önce Nazım Bey? tebrik ediyoruz. Öncelikle Çok teşekkürler. ödülleriyle tebrik ediyoruz. Şimdi bir Anadolu'dan çıkan bir şairsiniz. O yüzden bütün izleyicilerimiz doğal olarak sizi tanımayabilir. Bize biraz kendinizden söz eder misiniz? Ve bize aracı olan, sizi tanımamıza sebep olan Edebiyat Dergisi, Edebiyat Nöbeti'nden de biraz söz edin lütfen. Söz Evet. sizde. Ben Hatice Tarkan Doğanay. 1981 yılında Samsun Vezir Köprü'de doğdum. Burada büyüdüm. Ve halen burada yaşıyorum. 20 yıldır hemşireyim. Hemşirelik yapıyorum. Aynı zamanda da hem evde hem işte çalışırken geceleri de şiir yazıyorum. 3 tane kızım var. Ve bu yoğun bir hayatın içinde de edebiyata yer vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu Hasibayten, 2020 Hasibayten Şiir Ödülü de az önce bahsettiğiniz Celal Bey, Celal Karaca Edebiyat Nöbeti dergisi sahibi Celal Karaca sayesinde oldu aslında. Bu pandemi sürecinde oldukça yoğun çalıştığım bir dönemde bana gönderdi Edebiyat Nöbeti'ni. Celal Bey yarışma şartlarını. Evet. Sonra Buyurun. ben de yani o kadar yoğundum ki o dönem gerçekten edebiyata yazmaya okumaya bile vakit ayıramadığım bir dönemdi. Ama o ısrarla Hatice gönder şiirlerini dosyanı gönder öyle gönderdim ben yarışmaya ve Celal Bey sayesinde böyle bir ödülde kazanmış oldum açıkça söylemek gerekirse. O göndermeseydi benim haberim bile olmayacaktı. Acayip derecede motive etti tabii bu ödül beni. Çok da mutlu oldum. Celal Bey Samsun'da edebiyat sadece Celal Bey değil Semin Hanım, Fatma Hanım var ekibi. Yani edebiyat nöbeti ekibi. Samsun'da çok güzel edebiyat etkinlikleri yapıyor. Ben de katılmaya çalışıyorum. Dergide yazmaya, şiirlerimi yayınlamak için elimden geleni yapıyorum. Böyle bir ortamdayız Samsun'da. Doğduğum topraklar Evet. hep bunu söylerim. Tarih, sanat anlamında, kültür anlamında oldukça verimli, besin olacak çok şey var burada bana. Burada ben de edebiyat ve şiir etkinlikleri yaptım. Az önce de fotoğraflarda görünce aklıma geldi. Cemal Safi ağırladık, Şükrü Erbaş'ı ağırladık, Talat Ülker'i ve pek çok yazarı burada ağırladım. Programlar yaptık birlikte. Şimdi artık tabii öyle programlar yapamıyorum. Pandemi de girdi zaten. Hepsine ara verildi. Bu birazcık daha hem daha çok yoğun çalışıyorum belki ama yine de kendi içime kapanmama neden oldu. Elimden geldiğince çağrıldığım etkinliğe gidiyorum. Fuarlara katılmaya çalışıyordum pandemi öncesi. Ama şimdi bir durumu var. Pandemiden sonra umarım daha güzel etkinliklerde bir araya geleceğiz. Evet, gerçekten kahramanlar diye anılan sağlık çalışanları ordusundasınız. Biraz şiire ara verelim, gene konuşacağız şiir. Çalışma koşullarınızdan bahsedelim. Nasıl sizin ilçenizde durum, ne kadar Şimdi... başarılı olabildiğiniz ve kaybettiğiniz arkadaşlarınız var mı? Biliyorsunuz Samsun oldukça vaka sayısını, ülkenin vaka sayısını artırdı. Ama ben ilçedeyim dediğim gibi Vezirköprü'de vakalı sayısı birazcık daha iyi gidiyor. Biz Samsun'dan biraz daha geriden takip ediyoruz. Şu anda da gayet iyi bizim hastanemiz. Yatan hasta sayımız çok fazla değil. Ama bir artış var. Ne kadar artar bilemiyorum. Bir dönem çok fazla artmıştı ve gerçekten çalışacak elemanımız kalmamıştı.
Şu an o duruma doğru gidiyor muyuz? Umarım gitmiyoruzdur. Umarım kontrol altında bu şekilde gider. Çalışan arkadaşlarımızdan birini kaybetmedik ama o anne babalarını, işte yakınlarını, onlar da çok sarsıcı oldu bizim için. Yani şöyle bir şey. Şimdi dün bir arkadaşım temaslı olarak okuldan yazılmış, beni aradı. Dışarı çıkamıyorum dedi. Evde de ben de korkuyorum. Maske takmam gerekiyor. Bir gün taktım ama ikinci gün takamadım dedi. Yani ona da söyledim. Herkese de söylemek istiyorum. Biz hastanede nöbet tutarken, hastalara bakarken herkese ayrı ayrı oda tahsis edilmiyor. Bir tane dinlenme odası var. Bütün çalışanlar orada sırayla dinleniyor. Ya da aynı lavaboları, tuvaletleri kullanıyor bu insanlar. Ve sabaha kadar çift maskeyle dinleniyor. Çalışıyor. Dinlenme saatlerinde de onu asla çıkarmıyor. Uyuduğu zaman bile asla çıkarmıyor. O maskeyle ya da N95 ile uyuyor. Yani bu şekilde kendini virüsten korumaya çalışıyor. Dışarıya taşımamak için, hasta etmemek için, ailesine götürmemek için. O yüzden şimdi bazı şeyler görüyoruz televizyonlarda. İşte düğün, dernek olayları, Sağlık Bakanı'nın konuşmalarını dinlemeyip işte başka bir konuşmacıyı dinlemeye gitmeler dip dibe, dip dibe. Yani sağlık çalışanları sizce hakkını helal ediyor mudur bu insanlara? Kesinlikle Evet. etmiyor. Peki bu salgın bir şairi nasıl etkiliyor diye sorsam neler söylersin? Şimdi ben duygusal yapılı bir insanım, empatik bir insanım. Beni çok etkiledi açıkçası. Bu siyah ceketli kadınlarda da salgının izlerini taşıyan şiirler var. Bunu etkilendiğim ölçüde kendi sanatıma aktardım. Hatta okuyacağım size de o şiirlerden bir tanesini. Yani bir şair olarak ya da şair de demek istemiyorum aslında kendime. Henüz bir şair olmuş gibi hissetmiyorum kendimi ama şiir sever olarak, şiir yazan birisi olarak bu pandemi dönemi beni ve pek çok kişiyi etkiledi. Orada yaşanan olaylar, çünkü hepimiz çok tecrübesizdik. 20 yıllık bu mesleğin içindeyim. İlk defa böyle bir salgınla karşılaşıyorum. Hepimiz o kadar tedirgindik ki alınan ilk kararlar, sonra o kararların değişmesi, işte salgın ülkeye girdi, girecek, o dönem işte Avrupa'dan çok kötü görüntüler geliyor. Hepimiz o kadar çok tedirgin olduk ki, karı koca işte sağlık çalışanı olan arkadaşlarımız var ki ben de öyleyim. Bu hepimizi çok korkuttu. Panikledik. Açıkçası salgının ülkeye girmesinden sonra meslektaşlarımızın hemen ilk anda virüsü kapması bizi çok etkiledi. Hepimizi çok etkiledi. Hatta hiç unutmuyorum, o dönem birbirimizle konuşmuyorduk. Yani ailesi, küçük çocuğu olanlar vardı. Çocuğunu bırakacak yer arıyordu acaba. Böyle planlar yapılıyordu. O dönem garip bir dönemdi. Ama sonra bir şekilde virüse de alıştık. İşte onunla savaşmaya da alıştık. Korunmaya da, hastane virüs bir ortamda, yani çok tehlikeli bir ortamda çalıştık ama kendimizi genel anlamda korumayı başardık. Duygusal anlamda dediğim gibi evet, çok bir şeyler. Mesela bir gün nöbetimde ceset torbası bitti diye arandım. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Herhalde bunu hiçbir zaman unutamayacağım hayatım boyunca. Evet, istersen Hatice şey de yapalım, hazır sözünü etmişken sözün geldiği yer burası diyelim ve bu bir şiirini dinleyelim, yazdık dediğin şiirini Ama senden dinleyelim. madem şeyden bahsettik, salgından bahsettik. Aslında onu en sona bırakmıştım ama ben size o şiirimi okuyayım. Ellerinde 19 yara. Dezenfekte edip hiçbir yere dokunmadığım günden beri ellerim kirli. Saklandığım köşemde yürüyüp duruyorum, kol kola girmiş iki bulaşım geçtiği yollarda boyuna. Bu şehrin ezeli ağıtları dinmişken derin kızılmış mezarlarına ve bilhassa yatanların ölümsüz yanlarına basıyorum bilmeden. Kora düşen korkumu alıp kucaklıyorum yeniden. Bunca kaderi yazan 50 tanrıdan biri, bunca ölüyü poşetleyen sadece birisi. Ve ben maskemi indirip de tanıyamıyorum burnumun direğini sızlatan hangisi. Herkes itikadını uçurumun kenarına asmış.
Kimse bilmiyor ki ağaç diplerinden gelmediğimiz için sallanmadan düşen köklerimizin ezikliği. Salgın ortasında kalmış romantik bir savaşçıyım. İki kırık söz ayinine ateş uzatan, ellerindeki virüs ölümdür, ben taşıyıcıyım. Hem taşıyıcı hem de şifacıyım. Yani savaşıp öksürmekten her yanı mosmor kesilmiş ateş çemberinden geçen yeni tip dünya sokaklarıyla. Kimse yakmak istemez öyküsünü bir krematoryumda. Diner salgın, bir şehir soğur, kas katı kesilir bir sancı. Yani diyorum ki söndürülmüş her ateş uyur bir külün altında. Ellerinde 19 yara ve uzak Asya. Korunmakla korunmamak arası 2 gün. Virüs çok, ömür kısa. Yani bundan böyle her el ölümün parmak uçlarında taşır. Aynı anadan doğmuş gibi birimize bulaşsa hepimize ulaşır. Evet, çok güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Bu şiirler ileride daha da anlamlı hale gelecek. Yani demlendikçe daha da güzelleşecek. Ve sanatçı aynı zamanda bir de yaşadığı çağın da tanığı, değil mi? Ondan da etkileniyorlar. Evet. Diğer kitapların da var. Ekrana geliyor. İzleyicilerimiz merak ediyordur. Bu kitaplar kaçıncı kitap ve ne zaman yazdın bunları? Dut Ağacı kitabı 2018 yılında Kanguru yayınlarından çıktı. O öykü kitabıydı. Sonra çok özür diliyorum. Kalbim Kafesim öykü kitabıydı. Kanguru yayınlarından çıktı. O ilk kitabımdı. İkinci kitabım şu bende de var. Kalbim Kafesim yanımda değil ama bu yanımda. Dut Ağacı. Bu da 2019 yılında Kıvırlık yayınlarından çıktı. 2020 yılında da yani üçüncü kitabımda Siyah Ceketli Kadınlar. 3 kitap. Evet. Kadınlar neden siyah ceketli? Şimdi Siyah Ceketli Kadınlar benim bu kitapta daha çok değindiğim dizelerimin arasında gezinen bu siyah ceketli kadınlar aslında ölen, öldürülen, intihar eden, acı çeken, sancı çeken, bu dünyada bir yer bulamayan, kendini ifade edemeyen, eşi, ailesi tarafından, toplum tarafından yalnızlaştırılan, ötekileştirilen, itilen kadınlar. Ama aynı zamanda direnen bir yapıları var. Asla aciz değiller. Bu dizelerde onların çığlıkları var. Onların çığlıklarını duyuyoruz. Ve nasıl anlatayım? Asla aciz değiller. Kendi kızgınlar, hesap soruyorlar ve isyan ediyorlar. Hem topluma, hem aileye, hem Tanrı'ya yaşadıklarının çünkü nedenlerinin de farkındalar. Hani neden köşeye sıkıştıklarının, bu toplumsal tabuların da farkındalar. Ve bunu dile getirip itiraz ediyorlar. Tam ölürken bile, giderken bile asla başlarını öne eğmiyorlar. Dirençli bir yapıya sahipler. Hatice, demin Tanrı'dan da söz ettin. Şiirlerinde çok fazla Tanrı geçiyor, yer alıyor. Hatta ona yönelik isyanlar da var. Bu konudaki etkilenmeni neye borçlusun? Neden böyle bir isyan var? Ve öbür dünyaya geldiğim zaman benim de soracaklarım var diyorsun. Evet, çünkü bir köşeye sıkışmışlık var. Sadece kadınlar için de geçerli değil bu. Yani her insan hayatından çok memnun mu, mutlu mu? Yani en iyi bildiğimiz insanlar bile hayatında böyle bir çıkmazda, bir boşlukta, bir problemle savaşıyoruz hepimiz, biz insanlar. Ve bunun bir merci, yani nasıl, nereye iletebiliriz derdimizi tabii ki Tanrı'ya iletebiliriz. Bu aslında hani çok çocukça bir şey. Çocukluğumuzda konuşmaz mıyız? Hala da konuşuruz. Sorarız başımıza bir şey gelse, neden böyle Tanrım, neden böyle bir şey yaptın? Benim bir arkadaşımın çocuğu kaza geçirmiş. Tanrı'nın Allah'ın bana bunu yaptığına inanamıyorum demişti. Onun gibi yani böyle bir Tanrı'yla konuşmak, Allah'la konuşmak veyahut da içindekileri dökmek, kızgınsan kızgınlığını, işte ya da başına gelen
olayı bir şekilde anlatmak gibi aslında benimkisi. Çünkü bu şekilde daha sanırım ifade ediyorum ve beynimden de bunlar geçiyor hakikaten. Çocukluğumda da geçerdi. Hala aynı şeyler geçiyor. Yani benzer sorgulamaları hala yapıyorum. Evet. Şimdi fotoğrafları görüyorsun herhalde, ekranda geçiyor. Pek çok değerli şairle beraber yan yana fotoğrafların var. Benim seçebildiklerim oradan Şükrü Erbaş, Ali Asker, Sezai Sarıalioğlu. Bunlarla ne zaman bir araya geldin? Bir organizasyon muydu bu, yoksa bir kitap fuarı falan gibi mi denk geldi? Burada Şükrü Erbaş'la birlikte program yapmıştık. Şükrü Hoca ile birlikte Vezir Köprü'de. Güzel bir program olmuştu. Bir şiir dinletisi, söyleşisi diyebiliriz. Böyle bir program sadece Şükrü Hoca ile birlikte yaptığımız ayrıca tek bir programdı. Ahmet Telli, işte Sezai Hoca ile da Atakum Belediyesi'nin düzenlediği bir şiir dinletisi etkinliği vardı. Orada buluşmuştuk. Orada çekmiştik o fotoğrafları. Birlikte bir etkinliğimiz orada olmuştu. Onun haricinde kim vardı? Cemal Safi vardı. Onu da yine burada biz konuk ettik. Ne zamandı? 2017 yılındaydı galiba. Zaten son etkinliği Cemal Safi'yle biz yaptık. Sonrasında 2 hafta sonra rahatsızlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Ondan sonra kiminle yaptık? Başka şairlerle de yaptık. Sara Türker vardı, onu gördüm. Onunla yaptık Şükrü Hoca. Evet, böyle bazı etkinliklerde, fuarlarda bir araya geldik. Orada fotoğraf koymamışız ama Atoğlu Hoca'yla da birlikte bir araya gelmiştik. Öyle, fuarlarda, Evet. etkinliklerde bir araya geliyoruz. Peki o zaman bu uzun söyleşimize bir şiir molası verelim ve senden bir şiir daha Tamam. alalım. Tamam, peki. Evet. Ağlama Sesleri diye bir kısa şiirim. Üç şiir seçtim. Üçü de kısa, vaktinizi almamak için. Soğuk lifli bir akşam, iplikli. Çiğseyen mutfak mavisinde mutluluk söküyorum. Ve duvardaki ağlama seslerini duymuyorum. Şarkıları bir ağacın altına götürdüler. Gönlümü saygıdeğer dağların yamacına. Boğazımın düğümü yine boğazıma. Ellerim seramiğin kirini ovarken ıslak ruhumu kirli toprağın sürüngen hayvanlarına. Bu şatafatlı insan öbeğinde puta benzer bir sürü yabancı. Kestim de yedim elin adamının yanlışlıkla tanesini. Mutfak dediğin yer bıçak gürültülü. Hayat dediğin yer kurgulu bir zaman yükü. Ay benzer in benzer bahtına. Fay bekler tim benzer kırılmaya. Kardeşlik dediğin hardan kara. Tanrı'ya selam duran bu moloz yığını yaşamak için yer arıyor hala. İçimin aynasında tiftik tiftik hayat kesetleri. Bahtımın şansı üç meyvenin ikisine adanmış ve görülüyor ki burada olmuş gibi duran hiçbir şey olmamış. Soğuk lifli bir akşam, iplikli, çiğseyen mutfak mavisinde mutluluk söküyorum ve duvardaki ağlama seslerini duymuyorum. Evet, bu şiirimiz de böyle. Tebrik ederiz. Çok güzel. Hatice, senin Teşekkür şiirlerinde ederim. renkler de var. Biraz da renklerden söz edelim. Şiirlerin isimlerinde renklerden isimler seçmişsin. Neden böyle yaptın? Şimdi gökyüzünde 7 renk var ve ben kendimce bu renkleri şiire döktüm. Dünya çok renkli, çok güzel bir yer. Geriden bakıldığında. Uzaydan bile bakıldığında çok güzel bir yer. Ama içinde müthiş acılar çekiyoruz. Hepimiz çekiyoruz. Hepimiz ayrı acılar çekiyoruz. Bu kadar renkliliğin, bu kadar güzelliğin, bu kadar çiçeklenmiş yeryüzünün içinde böyle kara kara kabuslar, acılar. Ben aslında birazcık bu gökkuşağını yorumlarken özellikle de siyah ceketli kadınlar, konum da kafamdaki konu da aktarmak istediğim konu da bu olunca kendimce renkleri yorumladım ama hepsi siyaha akıyor bu renklerin. Evet, kırmızı, sarı başladım yazmaya ama hepsi siyaha akıyor. Çünkü bir siyahlık var.
Bu yeryüzü çok güzel, dünya çok güzel, hayat da çok güzel ama hayatın içinde bir hüzün var. Kolaylıkla bunu da algılayabilen bir yapım var benim. O yüzden bütün şiirlerimde aslında hüzün var. Bu ayrıca siyah ceketli kadınlarda böyle bir kadın çığlıkları olduğu için birazcık daha fazlaca siyaha kayıyor. O yüzden renkleri siyaha akıtarak yazdım Gökkuşağı şiirini. Peki, şimdi hem bir sağlık çalışanısın, hemşiresin, aynı zamanda işte edebiyat alanında çalışıyorsun. Bu arada da evlisin ve 3 tane de çocuğun var. 3 tane kız çocuğun Evet. var. Biraz çocuklarından bize bahsetsene. Evet. Üç kızım var. Büyük kızım oldukça büyük hakikaten. Herkes şaşırıyor. Hiç anne kız gibi durmuyoruz. 17 artık 18 yaşında olacak Haziran ayında. İkinci kızım 14 yaşında. Üçüncü kızım da 10 yaşında, daha küçük. Birisi yanımızda değil, dışarıda fen lisesinde okuyor. İki çocuğum yanımda. Öyle. Biraz üçüncü çocuktan söz edelim. Evet, biliyorsunuz. Konuşurken seninle şöyle demiştin. Benim 3 kızım var. İşte ikisini doğurdum. Bir tanesini ise aldım Kalbimden demiştin. doğurdum. Evet. Evet. Ben ona hep şey diyorum. Evet, iki çocuğu ben karnımdan doğurdum ama seni kalbimden doğurdum diyorum Ayşe'ye. Ayşe koruyucu ailesi oldum, kızım benim. Onunla da 2 yılı aşkındır birlikteyiz. Ayşe'yi almaya karar verdiğimde önce bir tereddüt ettim çünkü yazacağım kitaplar var, aklımda şiirler var, kitaplaştırmayı bekleyen bazı projelerim var. Acaba yapabilir miyim bu kadar yoğunluğun içinde diye düşündüm ve kendime şunu dedim. Hatice, bu senin hayata yazacağın gerçek bir şiir, gerçek bir öykü. O yüzden buna cesaret etmelisin dedim ve cesaret ettim. Çok da düşünmedim açıkçası. Sonra zaten kendi köyümün hikayesiydi, Ayşe'nin hikayesi. O şu an yanımda, ben de çok mutluyum. Koruyucu ailelikle ilgili belki konuşabiliriz demiştik. Evet, koruyucu ailelik evlat edindirme, evlatlık prosedüründen birazcık daha farklı bir prosedür. 65 yaşına kadar herkes, evli olan, bekar olan, herkes koruyucu aile olabilir. Çünkü bu çocukların hiç sadece bir yetişkinin önderliğine ihtiyaçları var. Korunmaya, işte sahip çıkılmaya, rol model olmaya, yol gösterici olmaya ihtiyaçları var. Ama evlatlık edinme daha farklı. O artık senin nüfusuna geçiyor. Soyadını veriyorsun. Koruyucu ailede soyadını vermiyorsun. Kendi soyadıyla senin yanında yaşamaya devam ediyor. Ama evlatlıkta hem soyadını veriyorsun, artık diğer çocuklarınla aynı statüde mirasını bırakıyorsun. Koruyucu ailelikte böyle bir şey yok. Evet. Peki, çok 18. teşekkür ederiz. Ayrıca da kutluyoruz. Çok da önemli örnek bir davranış. Üstelik de hiç çocuğu olmayan birisi Teşekkür ederim. için bu normal olabilir ama senin 2 tane kızın varken bir üçüncü kız almışsın ve tanımlaman da çok güzel. Kalbimden doğurdum diyorsun. Biz programın sonuna doğru geldik yavaş yavaş. Bize bir şiir daha okuyacağım demiştin. O Olmuş. şiirini de oku. Sonra da programı noktalayalım. Tamam. Sarmal Ağrı diye bir kısa bir şiir okuyacağım size. Evet, Eliot diyor ki, ölü adamların kimliklerini yitirdiği yerde nedir bu gürültü? Hep bir gürültü var çünkü bu dünyada. Çünkü ağırlığında taze kokular bırakarak yakıyor avuçlarımızı. Zamanını bilmediğin bir hurdalıkta tut diye verdiğin acı. Tanrım, sen bu musun? Acının merkezindeki ağrı gibi hissiz ve donuk musun? Çünkü benim diye verdikleri bu yerden baktım sana. Sırra eremeden can veren felsefenin üstüne batarak. Yanında sanatla ve bu sarmal ağrıyla yalvacın geçtiği büküle döne uzayan merdivenleri varıp yanına karşılıklı ağlaşmak için çıktım. Çünkü öldüğümde bu yer duracak böyle. Güzel bir izlenim bırakacak dolunay hala geceye. Kök salacak sivri uçlarını körelten bir sürü ağlama. Çünkü bir avuç tozdaki dehşeti gördü Eliot. Çünkü bilirim ki zaman hep zaman ve yer hep o yer ve tek yerdir. Çok teşekkür ediyorum Nazım Bey.
beni programınızda ağırladığınız için. Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığın için, zaman ayırdığın için. Üstelik de bu pandemi sürecinde izin gününü bize ayırdığın için çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Hatice Doğanay, başarılar diliyoruz. Edebiyat nöbetindeki bütün dostlara da sevgilerimizi ilet buradan. Evet. Bu kitabı da bu sayede ulaştık. Onu da söyleyelim. Bir kasabada yayınlanan ve bütün Türkiye'ye yayınlanan giden tek edebiyat dergisi dünyada, belki de yani Türkiye'de öyle de. Dostlara da çok selamlarımızı ilet lütfen. Aleyküm selam. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz sıra dışı bir hemşire, şair, bir anne, Hatice Tarkan Doğanay'dı. Bizle yaşadıklarını, şiirlerini, kitaplarını ve macerasını paylaştı. Ve programın daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.